Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, DAX diline bir giriş yapacağız bu modülde. Power BI'de iki tane farklı dil var kullanılan. Birisi Power Query tarafında kullandığımız M dili. Diğeri de veri modeli tarafında hesap kitap yaparken, metrikleri yazarken özellikle kullandığımız DAX dili. Dax öğrenen, öğrenmeye çalışan birçok kişinin mutabık kaldığı bir cümle var. İlk kimin söylediğini bilmiyorum ama orijinali şöyle. Dax is simple but not easy. Dax basit ama kolay değil. Benim de son derece katıldığım bir cümle. Türkçede çok güzel bir ifade var. Nev şahsına münhasır. Dax nev şahsına münhasır bir dil. Elbette fonksiyon isimleri anlamında belli best practice'ler anlamında başka dillerle de ortak paylaştığı noktalar var. Ama DAX conceptual bir dil ve kendine has konseptleri olan bir dil. DAX'da hepi topu 4 tane konsept var. Bunlar filter context, veri modeli dersinde filtrelerin propagate etmesinden, akmasından kaynaklanan bir konsept. Kısmen gördük, onun cümlelerini açıyor olacağız. Raw Context, satır bazlı işlem yapmak istediğimizde kullanacağımız fonksiyonların devreye soktuğu bir başka konsept. Calculate ile birlikte öğreneceğimiz Context Transition ve dördüncü konsept de DAX'daki Expanded Tables. Bir beşinci konsept DAX'da yok. DAX basit çünkü kullanılan fonksiyonların ne yaptığı isimlerinden anlaşılıyor. Son derece temiz bir sintaksi var, gayet başarılı bir Intel var. Ama konseptlerin ne olduğunu anlamadan DAX'ta uzmanlaşmak çok da kolay değil. Ama diğer taraftan şunu da söylemekte fayda var. DAX bir yere kadar oldukça kolay. Bir noktadan sonra biraz zorlaşıyor gibi gözüküyor. Konseptleri anlamaya yatırım yaptığımızda Onların da aslında o kadar çok zor olmadığını zamanla bir anda değil ama zamanla öğrenebiliyoruz. Güzel haberlerden bir tanesi şu: Gerçekten iyi bir rapor seti oluşturmak için, bir analiz seti oluşturmak için, iyi insight çıkartabilmek için uzman seviyede DAX bilgisi gerekmiyor. Ama eğer developer profiline yakın bir kişiyseniz, DAX'ın konseptlerini, DAX'taki fonksiyon grupları ile birlikte anlamakta fayda var. O fonksiyon gruplarına bir göz atmadan önce DAX ile ilgili birkaç basit pratiği işleyelim. İlki eğer yazdığımız formüller biraz uzunsa o formülleri yazarken de herhangi bir metriği yanlış çalışıyorsa ya da beklediğim sonucu döndürmüyorsa debug ederken de belli yazım kurallarına, yazım formatlarına uyarak yazmakta fayda var. Neyi kastediyorum? Şurada bir formül göstereceğim. Tek satırda iç içe bir sürü fonksiyonun kullanıldığı bir formül. Çalışıyor mu formül? Evet, çalışıyor. Ama problem şu ki, bu formülü yazarken bu şekilde ben yazamam. Eğer hesaplamak istediğim sorunun cümlesi uzunsa, dolayısıyla yazacağımız formül de uzunsa, hangi formülün, hangi fonksiyonun, hangi parametresini yazıyorum, ifin hangi conditionını veriyorum, yazmak zor. Debug etmek daha da zor. Çok basit kurallar var. Diğer dillerde de benzer şekilde temiz kod yazma ile anlaşılır kod yazma ile ilgili dışta bir fonksiyonla başlarsınız. O fonksiyonun parametreleri varsa vermeniz gereken bir alt satıra inersiniz. Parametreleri verirken indent verirsiniz, yani içeriye alırsınız. Parantezlerinizi düzgün kapatırsınız. Aralarda boşluklar bırakırsınız ve kodunuz okunaklı olur. Bu formülü ben örnek olması açısından bu şekilde tren gibi yazdım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama normalde farklı bir şekilde alt satırlara inerek indentleri kullanarak yazmam lazımdı. Eğer bilmiyorsanız haberdar olmanız gereken bir web sitesi var. DAXFormatter.com diye. Bu formülü ben alıyorum. Ctrl C. DAXFormatter'a kopyalayacağım. DAXFormatter'ı açtım. SQL BI'cıların bir başka web sitesi. Formülü buraya yapıştırıyorum. Başına metrin ismini almayı unutmuşum. Yapıştırıyorum. Formatla dediğimde bu tren gibi uzun formülü daha okunaklı, ne iş yaptığı daha anlaşılır bir hale sokuyor. Dax'ın güzel taraflarından bir tanesi şu. Henüz buradaki fonksiyonların neredeyse hiçbiriyle ilgili bilgimiz yok. Ama bu formüle baktığımızda bu formülün ne hesapladığını anlayabiliriz. Dax'ın güzel taraflarından biri bu. Çalışan yazılmış bir Dax metriğini anlamak kolay göreceli olarak zor olan, sizin beklemediğiniz bir sonucu döndüren bir formülün neden istediğiniz gibi çalışmadığını anlamak. Beklediğiniz sonucu vermeyen bir DAX formülünün neden çalışmadığını deşifre etmek DAX öğrenmenin harika yollarından bir tanesi. Ve bu eğitim esnasında da bizim beklediğimiz sonucu döndürmeyen ama sintaks olarak doğru ve çalışan metrikler yazacağız. Tekrar Power BI Desktop'a geri dönelim. Bu basit. Alt satıra in, boşluk bırak, indent ver. Kuralının biraz ekstrem bir örneğini göstermek için bu modeli, bu örneği açtım. Bunun da bir haftasını çekeceğim. Variance analizi diye bir konu var retail satışlarda, perakende sektöründe. Geçen seneye göre, geçen aya göre satışlarınızın satışlarınızdaki değişimin neyden kaynaklandı? Fiyattan mı, tutardan mı kaynaklandı? Anlamanızı sağlayan bir teknik. Konunun bir önemi yok ama konuyu çözmek üzere bir metrik yazdım. Ve bu metriğin satır sayısı 50 küsür satır. Şimdi bu formülü benim tek bir satırda yazmama imkan yok. Yazamam zaten. Yazdım diyelim. Beklediğim sonucu vermiyorsa debug etmem imkansız hale gelir. DAX'ın bir başka özelliği fonksiyonel bir dil olması. O ne demek? Fonksiyon içerisinde başka bir fonksiyon kullanabilirsiniz. Örneğin buradaki sumX diye bir iterator grubundan fonksiyon kullanılmış içerisinde başka fonksiyonu parametre olarak yazıyorum, kullanabiliyorum. Daha basit bir örneğini yapmak gerekirse şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin bugünün tarihini bulmak istediğimizde kullanabileceğimiz fonksiyonlardan bir tanesi Today diye bir fonksiyon. Adından ne yaptığı anlaşılıyor. Sağ tık basit bir metrik yazacağım bugün diyelim today seçtim. Bunu da bir karta düşürürsem, kart görseline düşürürsem bugünün tarihini alıyorum. Eğer ben bu yazdığım formülün fonksiyonun başına month dersem kaçıncı ay olduğunu alırım. Eğer başına year deseydim hangi yılda olduğumu bulacaktım bir fonksiyonun altında başka bir fonksiyonu çağırabilirim. Yeter ki parametre olarak istediği formata, dıştaki fonksiyonun istediği formata uygun olsun. Şimdi seçim size bırakacağım. Başka bir konu fonksiyonları yazarken büyük harf mi kullanalım, küçük harf mi kullanalım? DAX, case insensitive bir dil yani büyük harf, küçük harf fark etmez. Ama IntelliSense ile yazmaya alıştıysanız IntelliSense büyük harf kullanıyor. Ben de buna alıştım. Ama ister küçük harf ister büyük harf tamamen seçim size ait. DAX öğrenirken en çok Excel tarafından gelen profil genellikle zorlanıyor. Çünkü Excel'de alıştığımız şey ne? Bir hücre referansı var Excel'de hayatı kolaylaştıran A1, B1 diyorsunuz. Kocaman bir sayfadaki tek bir hücreyi adresleyebiliyorsunuz. Power BI'de hücre referansı diye bir şey yok. Biz bütün yazdığımız formüllerde ya bir tabloya referans veririz, tabloyu çağırırız veya tablonun sütunlarını çağırırız ve önümüze gelen şey tek bir sütunu veya bir sürü sütunu olan bir tablo, o tablonun satırlarıdır. Dönen şey tek bir satır, tek bir sütundan oluşan bir format da olabilir ama o da bir tablodur. Hücre referansının olmayışı DAX'taki konseptlerin çalışma mantığını alışmamızı gerektiren şeylerden bir tanesi gözümüzün önüne virtual table'lar, sanal tablolar gelmesi gerekiyor. O tabloları nasıl canlandıracağımızı da daha sonra birlikte öğreneceğiz zaten. Şimdi DAX'ta 200 küsür tane fonksiyon var. Nasıl öğreneceğiz bunları? Eğer DAX reference list diye bir keyword'ü Google'a sorarsanız sizi Microsoft'un Learn sayfasındaki web sitesindeki bir sayfaya atıyor. O sayfaya bir bakalım. Bütün DAX fonksiyonları işlevlerine göre, çalışma mantıklarına göre farklı gruplara ayrılmış vaziyette. Date time tipinde sütunlarla çalışırken kullanabileceğimiz fonksiyonlar var. Time intelligence dediğimiz periyot karşılaştırma ile ilgili durumlarda kullanabileceğimiz fonksiyonlar var. Stringlerle, text tipi sütunlarla uğraşırken kullanabileceğim bütün fonksiyonlar işlevlerine göre farklı fonksiyon gruplarına ayrılmış vaziyette fonksiyonların her birinin ne olduğunu çok öğrenmek şart değil. Ama her bir fonksiyon grubunda hangi fonksiyonlar var iyi kötü haberdar olmakta fayda var. Örneğin Time Intelligence grubuna birlikte daha sonra bakıyor olacağız detaylı bir şekilde. Hangi fonksiyonların ne olduğuna bakmak lazım. Ama bazılarını sıklıkla kullanacağız. Bazılarını 40 yılda bir kullanacağız. Örneğin bu kadar uzun süredir Power BI ile uğraşan birisi olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim ki buradaki financial functions denen gruptaki fonksiyonları belki bir kere kullanmışımdır ya da kullanmamışımdır. Sintaksi ezberlemeye gerek yok ama fonksiyon gruplarındaki bazı fonksiyonlar birbirine çok yakın işlevleri olan, bazen birebir aynı olan ama bazen de arada nüansların olduğu fonksiyonlar. Daha sonra göreceğiz birlikte. Örneğin geçen sene derken biz neyi kastediyoruz? Geçen seneye göre bir karşılaştırma yapacağız. Ne kadar arttık ya da azaldık. Geçen seneden kastımız ne? Geçen senenin tamamı mı? Yoksa geçen senenin Aralık ayına kadar olan dönemi mi? Her ikisi de olabilir hesaplamak istediğimiz şeye göre. Bu nüansı hangi fonksiyonda bulabiliriz? Hangisinde ne fark var? Bunu hatırlamak lazım. Bu yeterli. Yoksa sintaks ezberlemeyi gerektiren bir durum yok. IntelliSense gayet efektif bir şekilde çalışıyor. Bize yardımcı olacak. Ama geçen sene derken neyi kastettiğimizle ilgili nüansı burada hatırlamak gerekecek. Eğer geçen senenin aynı dönemini göreceksem ben, benim kullanmam gereken fonksiyonlardan bir tanesi bu olabilir. Eğer geçen senenin tamamını kastediyorsam bu olabilir gibi. Bir iki cümleyle konuyu bitirmek gerekirse DAX kolay bir dil konseptleri bilmek kaydıyla. Ama o konseptlerin nasıl çalıştığını anlamak için özellikle kendi veriniz üzerinden pratik yapmanızda fayda var. Pratik yapmadan DAX öğrenilmiyor. Konseptlere yatırım yapmak lazım. Fonksiyon gruplarının cümlelerini bu konseptlerle birlikte işlemek gerekiyor, anlamak gerekiyor.